Evet arkadaşlar, selamlar, sevgiler, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hayırlı Ramazanlar, güzel Ramazanlar. Şimdiden herkese güzel, hayırlı bir Ramazan diliyorum. Daha üçüncü günündeyiz. Daha önümüzde kocaman bir ay var. Yasaklar, çember daha da daraldı. Evlerdeyiz. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Rapçileri alıyor musun reis? Ayrım yapmıyoruz. Rapçi, rockçı, popçu, topçu hepsini alıyoruz, fark etmiyor. Ama bugün çok özel bir konuğum var. Bugün hem 6 gün önce Alfa şarkısı çıktı. Buse Korkmaz bizlerle birlikte olacak. O bir TikToker aynı zamanda. Biliyorsunuz arada bir TikToker'ları alıyoruz. Instagramer'ları, fenomenleri, aynı zamanda da rockçıları, popçuları, rapçileri de alıyoruz yani, fark etmiyor. Buse'mize geldik diyor Hatice. Teşekkürler. Beni de takip edin kızlar. Yavaş yavaş toparlanırken kız baylar ve bayanlar diyeyim. Şimdi bir anda birinin mesajını okuyunca öyle oldu ama. Yavaş yavaş toparlanırken konumu da 2 dakika içerisinde alacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de ve İstanbul'da koronavirüs sebebiyle vakalarda gitgide çok olduğu için maalesef karantinalar devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları 7'de başladı artık. Akşam 7'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Cumartesi pazarları zaten yasak dediğiniz gibi. Böyle devam ediyoruz ama evde motivasyonumuzu yükseltmeye devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Motivasyonumuzu yükseltirken bol bol uyuyoruz. Bugün dışarı çıktım, birkaç işim vardı ama hep evde olduğum sürece bu aralar böyle uyku modundayım nedense. Buse Korkmaz nerede? Gelecek. Panik yok arkadaşlar, gelecek. Sorularınızı sormak için de şu soru işareti var. Şu soru işaretine yazarsınız sorularınızı. Ama lütfen abidik gubidik sorular olmasın. Yani çok değişik sorular geliyor böyle. Ciddi ciddi. Böyle bakalım en güzel soru kimin olacak? O sorunun ismini okuyacağım. TikToker'ları alıyorum dedin ya, orada bir uzaklaştık seninle diyor. Vallahi biz ayrım yapmıyoruz. Herkesi alıyoruz. Değil mi Ester abla? Ester ablayı gördüm kahkahalar içinde, o da neye gülüyor. Bu fenomenlerin her çeşidi bizler için çok değerlidir. Buse'mize geldik. Alfa Buse. Hoş geldin. Nerelerden izliyorsunuz bizi? Çok merak ediyorum. Ben bir yıldır canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Buse sayesinde tabii beni ilk defa izleyenler vardır aranızda ama birbirinden ünlü konuklarım, birbirinden değerli konuklarım oldu. Güzel sohbetler, muhabbetler etti. Kimisi 17-18 yaşındaydı, kimisi 70 yaşındaydı, kimisi çok ünlüydü, kimisi ünsüzdü ama güzel sohbetlerimiz oldu. Öyle yani, öyle takılıyoruz anladığınız üzere. İnşallah şu koronavirüs biterse beni daha zor görürsünüz burada, merak etmeyin. Ben yoğum, yeter. Ben yeter dedikçe burada canlı yayın yapmaya devam ediyorum çünkü sizleri seviyorum diye böyle çevirdim. Evet, Buse Korkmaz acaba geldi mi? Paris'ten selamlar, sevgiler. Paris'ten izleyicilerimiz var. Şaşırıyorum. Paris, Fransa, selamlar. Fransa, gizlice izlerim. Gizlice izlerim, Fransa demiş. Aydın'dan selamlar, Hatice. Diyarbakır. Bir yıldır Paris'ten izliyorum diyor Fatma Perçin, bilmez miyiz? Buse'nin ailesi olarak buradayız. Selamlar Aydın'dan, Azerbaycan'dan, Konya'dan, Manisa'dan. Cüneyt Diktaş'ı da artık takip ediyorsunuz, beni de diyorum. Ve Buse kalmış dermişim. Gelebilir, gelmeyebilir. Gelsin mi gelmesin mi? Hadi sizler için gelsin. Hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın Buse? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi ben konuklarımı ağırlamadan önce tabii konuklarımla ilgili şöyle bir genel bilgi edinmeye çalışıyorum. Bir yandan da TikTok'u açtım. Seni izledim. Danslarını izledim. Tarzını izledim. Videolarını izledim. Bunlar üzerine tabii ki de
konuşacağız. Bu arada Irmak senin Menajerim aynı zamanda çok sevdiğim bir ablam. ne kadar hevesli yapıyor. Ne kadar hevesli. Müthiş. WhatsApp'tan yazdı. Geldi. Buse gel. Şu an mesaj geldi de o yüzden. Yalnız şöyle oluyor. Mesela diyor ki mesela bizden istediğiniz bir şey var mı diyor mesela. Ondan sonra yo diyorum mesela. Cevap gelmiyor. Yok diyorum. Şöyle bir de bir şey soruyor mesela. Ben bir şey diyorum. Cevap gelmiyor. Şey yoğun galiba bu aralar biraz. Yani şu anda birçok platformla anlaştığımız için şarkıyla alakalı galiba yoğunluktan dolayıdır. Ben onun yerine özrümü dileyim. Kusura bakmayın Estağfurullah, lütfen. özürden değil, gırgırdan, şakadan söylüyorum zaten Anlıyorum onu. tabii ki. Ha. Şimdi Buse, ilk önce böyle hani tabii seni burada çok sevenler var. Seni çok yakından tanıyanlar da var ama daha doğrusu mesela böyle platformlara hiç katıldın mı canlı yayınlara? Hayır, çok fazla yani katılmamıştım, evet. Aa güzel. Şanslıyız o zaman. Süper. Sorularımızı rahatlıkla sorabiliriz. Bir de çok merak edenler var soru konusunda. İlk önce tabii dedim ki hani lütfen sorularınız mantıklı olsun. Ama ilk soru gelmiş. Yine de mantıksız ama sempatik bir soru. Niçin bu kadar sempatik ve tatlısın diye soru gelmiş. Şimdi senin için bu sorunun cevabını vermiyoruz arkadaşlar. Bu özel. Şimdi Buse biraz kendini tanıtsana bize. Bilmeyenler için söyle. Şimdi çok merak edenler vardır. Tabii. Ben Buse Korkmaz. 19 yaşındayım. Sosyal medyayla 2 senedir uğraşıyorum. Yani direkt YouTube, Instagram ve TikTok'a aynı anda başladım. O şekilde 2 senedir buradayım. Erzurumluyum. Peki. Dadaşım. Başlama. Erzurum. Erzurum'a selamlar, sevgiler. Süper. Erzurum'dan İstanbul'a geliyorsun ama o şey internette şey yazıyor. Bir pastane açma hevesiyle gelmişsin 17 yaşında. Doğru mu? Benim çocukluktan beri bir hayalim bir spor arabamın olması ve bir pastanemin olması. Yani çocukluk hayalim bu. Sırf bu yüzden ben hep kafelerde garsonluk yapmaya hevesli bir çocuktum çocukluğumdan beri ve yaptım da. Yani 2 ya da 2,5 sene falan ben garsonluk yaptım. Kafe mutfaklarında çalışmaya çok hevesli bir insanım, çalıştım. Sonra dedim ki neden çalışıyorum, neden ben bu işin sahibi olmayayım dedim. Sosyal medyaya başlama tam anlamıyla benim için bir şans oldu. Yani ben şans eseri sosyal medya fenomeni oldum. Yani bir video attım tuttu bir anda o falan oldu. Sonra İstanbul'a geleyim dedim. Buraya evet pastane yani kafe pastane açmak hevesiyle geldim. Fenomen oldum. Ama hayal tabii ki her zaman hayal. Asla bir insanın bence hayallerine ulaşana kadar bir tık daha fazlasını düşünmesini gerekir bence bir insanın. Ben en çıkabildiğim noktaya kadar çıkmaya çalışıp sonra hayallerimi gerçekleştireceğim inşallah. İnşallah. Peki şimdi teker teker sorayım. Mesela pastane açmak tamam belki araba almak için de bence hani İstanbul'a gelmek gerekmez pastane açmak için de. Neden İstanbul? Şimdi şöyle aslında bunun için çok bir cevabım yok. Bu arada Var da çok yok diyelim. heyecanlıyım. Eğer yanlış bir cümle kurarsam gerçekten kusuruma bakmayın şimdiden Ya estağfurullah. heyecanlıyım. Biz bize evde ve eve sohbet ediyoruz. Öyle düşün. Zaten öyle. Şöyle aslında pastane hayalim hani bir şehire bağlı değildi yani. Bu bence benim memleketimde de yapabilirdim bunu. Ama benim küçükken ablam burada yaşamaya başlamıştı. Ben de hep Ha. İstanbul'a ben de gideceğim. Ben de ablamla yaşayacağım hayalim vardı. Geldim. Sen de gel. Peki iki kardeş misiniz? Biz 6 kız kardeşiz. Oh maşallah. Peki hepsi İstanbul'da değil herhalde. Şu an sadece biri Erzurum'da. Bir ablam zaten burada yaşıyordu. Ben geldim. Diğer bir iki tanesini daha aldım falan. Annenle baban? Onlar da Erzurum'dalar. Sık sık beni ziyarete geliyorlar ama. Hayır bir tane kaldı, bir kızımız kaldı. O da giderse artık biz de geleceğiz diyorlardır İstanbul'a zaten temelli diye tahmin ediyorum. Galiba. Peki şimdi sosyal medya fenomenlerini ağırlamaya çalışıyorum elimden geldiğince ben de. Hepsi birbirinden değerli. Bunlardan biri de sensin. Tesadüf eseri oldu dedim. Böyle eğlence için TikTok'u açıyorsun herhalde bir video paylaşıyorsun. İlk video neydi de çok dikkat çekti? Şöyle normalde benim bir ekibim vardı. Hani biz şey dedik. Hani bir gelin başlayalım. Hani onlar kullanıyorlardı. Ama hani o zamanlar TikTok'ta onlar böyle geçiş videoları çekiyorlardı. Ama geçiş videoları TikTok'ta ünlü videolar olmadığı için hani tutmuyordu. Ben de burada İstanbul'da birkaç kişiyi tanıyordum. Hani onlar böyle kurgulu, ağır çekim videolarını tuttuğunu falan söylediler bana. Ben bunları aradım. Kanka hani işte
Gerçekten Bir ihtiyacınız varsa dakika. ben size Ama yardım edebilirim. Hani bir kız lazımsa falan video çekersiniz. Ben problem yok dedim. Başladılar, benim hesabım da yoktu. Hani sonra bana şey dediler. Gel sana da bir hesap açalım. Böyle olmuyor vesaire. Bir an açtık. Sonra bunlar çektiler falan filan. Ben de dedim, işe giderken garsonluk yapıyordum o zaman. Bir video atayım ya, ne olacak yaptım. Bir paylaştım. Bir tuttu video. Yabancı bir şarkıyla çektiğim bir videoydu. Şu an çok hatırlayamıyorum. Ama o videoyla tuttu. Beni tanıdılar. bir dakika, şimdi üstüne de düşmüşsün yine. Hani böyle gerçekten kendi kendine eğlencesine değil, bildiğin ekibi aramışsın. Hani bir arkada grubu Yok, onlar aramışsın. benim çocukluk arkadaşlarımdı. TikTok çekiyorlardı ama hani TikTok'un algoritmasını tam olarak bilmiyorduk. Yani hani ben de onlara yardımcı olamıyordum. Kanka işte ben biliyorum, bunu böyle yaparsak olur falan diyemiyordum. Bir arkadaşım TikTok çekiyordu. Bayağı da iyi videolar tutuyorlardı. Onlarla konuştum. Onlar işte nasıl olduğunu falan söyleyince ben de arayıp böyle oluyormuş dedim. Hani yardıma gelebilirim vesaire. Öyle oldu. Peki ilkinde garibine gitmedin mesela, TikTok ne yapacağım ben eğlencesine filan, ilkinde garibine gitmedin mi veya yadırgadığın videolar var mıydı, ne yapayım burada ya ben, Instagram filan olmuyor. Şöyle, benim çevrem, ben Erzurum'dayken çevrem ve ben TikTok'tan hiç haz etmiyorduk. Çok cringe geliyordu. Çok fazla cringe geliyordu. Ama hani dedim ya, mesela işte ilk videom tuttu. O video tuttu. Ben böyle kaldım. Ben ne yapacağım? Video tuttu. Yapıyorum böyle arkadaşlarıma. Arkadaşlarım Video tuttu fenomen oldu derken kızarız. izlenme ne oldu yani o sırada? Birkaç Yani günde. benim ikinci ya da üçüncü videom falan olması gerekiyordu. Onu da arkadaşlarım atadı. Yani benim güzel bir telefonum bile yoktu video çekebileceğim. Ben öyle işe giderken bir çekip atayım ne olacak falan diye atmıştım videoyu. Galiba 2 milyon falan izlenmişti ama 7 bin takipçim falan vardı. O da o iki videodan arkadaşlarımın telefonuma benim hesabımdan attıkları videolarla olmuştu. Bir anda 50 bin oldum, 60 bin oldum. Dedim ben ne oluyor bu, dedim ben fenomen oluyorum galiba falan filan. Ondan sonra da işte dedim deneyeyim. Yani madem hani tuttu bu video, tutar o zaman dedim attığım şeyler. Atmaya devam ettim, devam ettim. Peki 300 bin oldu. şöyle, Ben İstanbul'a hani yaşıyorum. şunu düşünüyor muydun o zaman da, tutsun, tuttuktan sonra da ben işte şuna şarkıcılık yaparım veya şöyle yaparım veya bu yoldan para kazan, hani ne Hiç. düşünüyordun? Hani dikkat çekecektin. Hani belki bir ihtimal ediyordun kendini tutarsa, ama ne yapacaksın? Ondan sonraki yolun ne çizmiştin ve şu anda o yolda mısın? İşte ben yol falan çizmemiştim dedim ya, hani çok sürpriz oldu, sonra çekmeye devam ettim öyle, hani kendi hareketimde zaten garsonluk yapıyorum, işe gitmeden önce bir tane atıyordum, hani işte bir tane atıyordum, canım sıkıldıkça girip bakıyordum, öyle öyle bir baktım, Allah Allah, ben 400 bin falan takipçim oldu, dedim ki ben ne yapıyorum? Ne yapmalıyım? Hani dedim YouTube'a başlayayım bari dedim. İnsanlar beni tanısın dedim. Çünkü o zamanlar TikTok canlı yayınları falan filan çok bildiğim şeyler değildi. O zaman Evet. ben dedim YouTube yapayım, nasıl yaparım? Öyle böyle düşündüm. Ekipmanım yok. Onun için çok fazla durumum yok. Yapamıyordum. Dedim ben bir İstanbul'a gideyim. Hani tanıdığım arkadaşlarım var. TikTok'tan birkaç kişiyle tanıştım. Onlar belki bilir, bana yardımcı olur dedim. Geldim. Bir stüdyo ile tanıştım. Orada YouTube videosu çekmeye başladık. Öyle böyle. Tam 2 sene oldu. Süper. Hayırlı uğurlu olsun. YouTube'da neler yapıyorsun? YouTube'da da içerik üretiyorum. Ben içerik üreticisiyim video. Yani ne tarz içerikler? Daha Bilmeyenler çok için soruyorum. eğlence, daha çok ağırlık olarak eğlence içeriği üretiyorum. Ama onun haricinde tabii kombin makyaja doğru da biraz kayıyorum. Şimdi gelelim şeye. Şarkıya gelmeden önce para kazanmaya başladın mı? Hep soruyorum onlara. Tabii Yani ne kadar demiyorum ama para kazanmaya başladın mı? evet, tabii ki. Peki iyi mi kazanıyorsunuz? Yani evet, bu böyle giderse güzel, yoksa hani mesela altına bir hayalindeki arabayı almak, bir ev almaktan bahsediyorum. İyi kazanmaktan, çok zengin olmaktan bahsetmiyorum. Öyle Evet. kazanılıyor mu? Şöyle, evet, para kazanmaya başladık. Bu da bence verdiğimiz emeklerin karşılığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem YouTube hem Instagram hem TikTok yapıyoruz. Sürekli farklı içerikler üretmeye çalışıyoruz. Sürekli takipçilerimizi mutlu etmeye, sürekli onların hani istediklerine bir tık daha üstünü vermeye çalışıyoruz. Bu da bizim emeklerimiz oluyor. Bunları yaparken nasıl siz beni tanımak istediyseniz, markalar da beni tanımak istiyor. Bu şekilde tabii ki birazcık kazanıyoruz. Evet, süper, süper. Kazanın zaten, yani kazanmanız lazım. Merak ettiğimden soruyorum. Ben hala böyle bu sosyal medyanın, YouTube'dan mesela bazı şeyler var. Görüntüler ne kadar doğru bilmiyorum işte. Kızım biri gidiyor TikTok'tan ilk paramı çekmeye gidiyorum filan yapıyor böyle.
ilk destesini alıyor gidiyor böyle. Ne kadar doğru bilmiyoruz mesela. Tabii Evet. şeylere hiç girmiyorum. Hani bu hediye atma olayı var biliyorsun. Onun için ne düşünüyorsun? Sen de açıyor musun video mesela? Şöyle, siz hangi hediye atma olayından bahsediyorsunuz? TikTok'ta hediye atıyorlar ya böyle. Ha, evet, Hediye biz at, canlı para yayınlar kazan. açıyoruz. Mesela ben de canlı yayınlar açıyorum. Ve hani seven takipçilerimiz galiba sevgililerini hani bize hissettirmek için bize belirli hediyeler yolluyorlar. Ama tabii ki aynı zamanda chatte de bize sevdiklerini söyleyebilirler. Bu da var. Chatle de okuyoruz. O şekilde isimleri gözüktüğü için hediye atarken isimlerini okumamız için hediye atıyorlar. Yani aslında bunu nasıl tanımlayabilirim size? Ben Bu şöyle bir tanımlayayım konserde sana. ön tarafa gelmek gibi yani. Ön masaya oturmak Ha, gibi. Hani güzel. şarkıcılar belirli bir ücret alıyor gibi bir şey ama hani bunu biz istemiyoruz tabii ki. Onlar bize yani sevdiğini belli etmek için atıyorlar gibi bir şey. Evet, Nasıl burada bir ücret yani? de Nasıl var sen tabii ki. iste? Şimdi nasıl istemiyorsunuz? Şimdi ben olsam isterim İsteyenler şahsen. var tabii ki. Ben isterim. Ben isterim. Ben derim ki vallahi atın. En çok kim atarsa onun ismini okuyacağım. Hadi. Tabii ki. Bu şöyle, bunu yapanlar da var TikTok'ta. Ama yani yayınlar açtığımız zaman zaten insanlar bize hediyeler atıyorlar. Onun haricinde bizi Ya şöyle sevdikleri için chatten söyleyeyim. de belli ediyorlar. Yeterli. Sen utangaçsın birazcık. O yüzden belki olabilir ama şöyle ben zaten şey olurum. Komedi olurum. O yönden fenomen olurum. O yüzden de ben açmıyorum. Ben diyorum ya zıplayacağım şimdi. Hadi en çok kim O atarsa zaman TikTok'ta bir yayınımız var. zıplayacağım. Yok. Yok. Şey beni bildiğin en başta şey gırgır gır şamata diye alırlar. Çünkü izliyorum. Gerçekten şuurunu kaybedenler var. Bana attı işte İlyas İlyas diye bağıranlar Oo, çok var, evet, neler? biraz Sen var. neler söylemek istersin? Senden dinleyeyim işte. Neler var? Bir de şey var böyle çoluk çocuk biliyorsun gündem oldu hani Demet Akalın'ın kızı şey yapmış. Çocuklar da böyle yanlışlıkla atabiliyor. Ne Ya düşünüyorsun bu konuda? şöyle, ben asla Demet Akalın olayının çok tabii ki benim haddime değil asla ama çok da bilmeden yapıldığını düşünemiyorum. Çünkü hani TikTok'ta hediye atıyoruz, hediye atıyorlardı evet ama görmeden, onu okumadan, o parayı satın aldığını bilmeden o hediyeyi atamıyor kimse. Yani bir kere senin zaten telefonunda o kredi kartı varsa sen o hediyeyi atmak istediğin için o hediyeyi önce alman gerekiyor jetonunu. Ve hediyenin jetonunu almak için senin 4 tane onaydan geçiriyor. İşte yüzünü okutuyorsun, iCloud şifreni yazıyorsun, para onaylıyor musunuz kısmına onay veriyorsun. Sonra hediye atma kısmına hediye atmayı onaylıyor musunuz deyip onaylıyorsun. Yani evet, 7 yaşında bir çocuk bunları nasıl biliyor bilemiyoruz ama tabii ki onun da iPad'inde Şey sınırsız bir olamaz mı? sayfa Ben bilmediğim için. bulunmamalıydı. Hani açık. Yani gerek yok şifresi açık gibi. Hani kredi Aa, kartla öyle bir şey dümdüz yok. Apple bağlanamaz. bunu kabul etmez ki. Çünkü iPad Ha. dedi Demet Akalın. Hani iPad'inden giriş yapıldı dedi. Apple bunu zaten kabul etmiyor ki. Zaten TikTok da bunu kabul etmiyor. 2 kere onay istiyor TikTok hediye için. Ha, anladım. Daha önceden alınmış olabilir. Bir de şey çocuklar bizim yeğenler var. Pat 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 basıyorlar her şeye onay. Ama dediğin gibi şifre var o ortada. Belki şifresi hazır mıydı onu da bilemiyoruz. Doğru. Yani şey olabiliyor böyle değil mi? Peki hani gerçekten de böyle maddi durumu iyi insanlar mı atıyor daha çok sence? İstatistiki olarak. Yoksa hayır böyle orta halde bir insan ama gerçekten seni sevdiği için bir 20 lira atabilmiş de sana hediye atmanın verdiği Tabii sevinci mi ki, tabii paylaşıyor? ki, tabii ki. Yani biz burada tabii ki insanları, hediye atanları çok tanımadığımız için, yani kim olduklarını bilmediğimiz için bazen ne kadar hani orta halli ya da yüksek halli bilemiyoruz. Ama hani nasıl söyleyeyim? TikTok'ta 30 kuruşluk da hediye var. TikTok'ta 4.000 liralık da hediye var. TikTok'ta 10.000 liralık da hediye var diyebilirim. Hediyelerin Süper. fiyatını bilmiyorum bu arada ama sadece 30 kuruşluk olanı biliyorum. Demet Akalın Ha olayını onu gerçekten 30 öğrendim. kuruş hani böyle 50 liralık var mı hediye mesela bir kere de Ha, 50 lira falan. 50 lira bir kere de çekiyorsunuz. O size 300 jeton falan veriyor. Ha Sonra işte anladım. birkaç hediye atıyorsunuz Hayır 50 ben bir jetonla. tane gülücük atmak istedim sana mesela. O 50 lira değerinde olabiliyor mu onu dedim. Yoksa böyle Evet. böyle yoksa böyle tık 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 atmam mı lazım hepsini böyle 10 kuruş 10 kuruş mu atmam lazım? Hayır Yoksa hayır. Dediğim gibi tutarları var zaten. Size ha, jeton olarak tutarları var. veriyorsunuz. İstediğiniz hangi hediyeye göre ise jetonunuz onları atabiliyorsunuz. Bir sürü hediye var.
Ha, bir tane kız bağırıyordu çılık. Demek ki büyük hediyeler atılıyordu ki o yüzden bağırıyordu dedi. Çok var evet TikTok'ta maalesef. Sen peki karşılaştın mı böyle büyük bir hediyeyle? Yani evet Ne karşılaştım. yaptın o sırada? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 500 lira yollamış. 500 liralık bir ücret katmışsınız. Çok teşekkür ederim. Bir daha bekliyoruz lütfen. Şu anda burada bir tane daha. Öyle mi diyorsun? Ben mesela derdim yani. Yani teşekkür ederim diye seviniyorum o kadar. Çünkü Süper. biz birazcık göz önünde olduğumuz için aa hadi bir daha yapınca biz dilenci oluyoruz. Ya gözümüz alışacak, değil mi? Hani buna bir göz mü alışmadı? Birçok şeye alışmadı. Ona bakarsan TikTok'ta da en fazla saçma sapan danslara alışmamıştı. Şimdi onlara da gözümüz alıştı. Hani bakıyorsun. Hemen geçiyoruz. İlkinde gırgır yapıyordu. Şimdi bu olay da mesela özellikle ünlü isimlerin de bunları yapması. Hani evet çok da bir şarkı daha söylüyorum diyor. Lütfen diyor. Hadi bakalım hediyelerinizi bekliyoruz falan böyle. Olmuyor yani. Böyle bir şey var. Tabii yadırgamıyorum diyorum ya. Alışacağız belki de. Bilemiyorum. Şimdi gelelim şarkına. Evet. İlk önce teşekkür ediyorum sordukları için. Neden Alfa ismi? Şimdi şöyle benim TikTok'taki beni takip eden ailem bana alfa diyordu sürekli. Biliyorsunuz hani her yerde vardır. Yani hayatın bir kanunu kaos. Evet. İlla ki sizin de hayatınızda vardır kaos. Özellikle işte müzik sektöründe olsun, fenomenlerin hayatında olsun her yerde var bu kaos. Yani şu anda mesela daha bugün magazindeki olumlu Kerim Can Durmaz Aleyna Tilki olayı misal. Her yerde var bu kaoslar ve insanlar birbirleriyle tatlı ufak atışmalara, tartışmalara Evet. girebiliyorlar. Biz de böyle durumlarda olduğumuz zaman hani birisi mesela oluyor. Benim hakkımda açıyor, bir şeyler anlatıyor. Ben yayın açıyorum mesela. Bu kadar. Çok fazla ya girmemeye çalışıyorum ya da girdiğim zaman bitirmeye çalışıyorum ya da işte olduğu zaman işte bir şekilde yani bir orta yolu bulmaya çalıştığım zaman nasıl söyleyeyim? Tam lafı söylüyorum susmak için. O yüzden bana Anladım. sürekli alfa diyorlardı. Sonra bu şarkıyı benim çok sevdiğim bir rapçi vardı. Onunla çıkartmak istedim. O da bana sen alfasın o zaman deyince ben TikTok olaylarını anlatınca şarkının ismini alfa koymak istedik. Süper, süper de olmuş. Değişik yani. Bir de şarkı da çok güzel. Bu arada sesin nasıl? Yani şimdi rap şarkısında çok ses belli olmaz bu stüdyo. Bir stüdyo şarkısında. Normalde şarkı söyler miydin? Çünkü fenomen olmayı da hiç tahmin etmedin ve oldun. Şarkı da mı böyle oldu şarkı söyleme olayı? Şöyle oldu şarkı çıkartma olayı ve söyleme olayı. Asla şarkıcı kimliğiyle sizlerin önüne çıkmadım tabii ki. Çünkü ben asla sesim güzel olduğunu iddia eden bir insan değilim ki sesim gerçekten de güzel bir ses değil benim. Asla da şarkıcı kimliğim yok. Hiçbir zaman da bunu iddia etmedim. Sadece TikTok'ta 3 milyon olduğum zaman ben takipçilerin beklentisini karşılayamadım çektiğim videoda. Çünkü hem sokağa çıkma yasakları vardı Covid'den dolayı bildiğiniz gibi. Hem de o anki hava şartları hiçbir şekilde o videoyu bana asla çektirmedi ve ben evde çok kötü bir videoyla 3 milyonumu kutladım. Sonra dedim ki ben dedim size dedim 3 milyona özel şarkı çıkartacağım dedim. Allah işte iki de keşke demeseymişim şimdi 5 milyon oldum şarkıyı öyle paylaştım. O yüzden aslında şarkı çıkartmak istedim. Hani şarkıda da zaten ufak ufak böyle TikTokçulara birkaç cümle söylüyorum. Şarkı diril. Sesimde de çok oynandı yani çok fazla autoton var. Çünkü dirilde autoton kullanılır zaten. O Evet. onun için hani mecburi bir şey diril için aslında bu. Öyle yani şarkıcı kimliğim asla yok ve asla sesim güzel değil. Öyle ama şunu söyleyeyim yani klipte tam tarza uygun bir ses oynanmış da olsa senin tarzına şarkıya çok güzel olmuş ve kaç milyon izlendi? 2 Şu an 2,7 3 milyona yakın yani izlenmesi var daha 6 günde. Kalbim Heyecan veriyor değil mi bu izlendikçe çıktıkça? Nasıl takip çok ediyorsun fazla. evde? Yani evde tabii ki direkt YouTube'a dakika başı böyle giriyorum. Acaba 3 oldu mu? 3 oldu mu? Ya da işte 2 olacak mı falan filan. Zaten ilk yayınlanınca da o geri sayımda bir de 2 dakika YouTube geri sayı veriyor ya tam saat gelince. Ben böyle bekliyorum. Hani ne Herhalde olacak diye. ilk gün devamlı yeniledin değil mi? İlk gün devamlı Devamlı yeniledin. ki zaten 10 dakikada 100 bin gibi bir rakama ulaştık biz. Süper. Daha kısa bir dakikada olabilir hatta. Çok güzel, bence güzel bir 3 milyon kutlaması oldu.
Kesinlikle, kesinlikle. Çok da güzel olmuş. Bence devamı da gelir gibi geliyor. Yani şimdi ben bazı eleştiren kesimler var. Artık o eleştirileri ben çok saçma buluyorum açıkçası. Tabii İşte ne bence de. güzel, bak sesim benim güzel değil, şarkı düşünmedim ama bana uygun bir ses oynamasıyla çok da güzel bir şey, olay çıkardık, proje çıkardık ortaya. Bunun farklısı olur, dans etmelisi olur, dans etmesi olur. Sonuçta playback yapılıp TikTok'ta video çekileceğine böyle yapılması daha güzel yani bence. Bu da iş sonuçta diye tahmin ediyorum. Peki şimdi bir şey merak ettiğim şeylerden birisi. Annem baban ne diyor bu işe? Kız mesleğin ne oldu senin? Sen hangi meslektesin? Oyuncu musun? Şarkıcı mısın? Şöyle ki TikToker ne? ailem birazcık çok yaşları büyük, daha doğrusu birazcık demeyeyim. Babam 65 yaşında, annem de 60 küsür. Allah uzun ömürler versin. Amin inşallah. Çok fazla anlamıyorlar sosyal medyadan haliyle. Sadece ben bunu yapıyorum. Tamam diyorlar. Ya da bir bakabilir miyim diyorlar. Gösteriyorum. Bunu burada şu şekilde giyinsem daha iyiydi falan filan. Böyle tatlı dokunuşlarla. İyi. Hiç demediler mi? Mesela annen, kızım bu ne Allah aşkına, sil gitsin, bu ne yani, bu nesin beğeniyorlar demediler mi? Doğruyu söyle, Çok Erzurumlular. söyledi. Özellikle zaten geçen haftalarda ben memleketteydim ailemin yanında. Babama bir video izlettim. Babam çek şunu. Bu ne? Sil bunu hemen falan yapmaya başladı. Yaşıyorsa böyle olur ama onlar da alışıyor, sizinlerin de alıştığı gibi işte. Aynen, alışacağız biz de. Biz de alıştık. Yok, ben alıştım. Ben TikTok, Instagram, YouTube bana şey gelmiyor ama TikTok hala bana yadırgadığım bir platform gibi geliyor. Yani yadırgadığım demeyeyim de yabancı bir platform olarak gelmeye devam ediyor. Ben de şey demiştim bu arada Irmak Hanım'a. Dedim ki bir tane şarkı söylerse güzel olur dedim. O da dedi ki hiçbir şey demedi. Dedim ya, soruyorum cevap gelmiyor. Bak soruyorum cevap gelmiyor. Ertesi gün böyle yapıyor. Bizden bir isteğiniz var mı diyor. Ben de diyorum herhalde mesajımız siliniyor, gitmiyor vesaire. O yüzden. Çok kusura bakmayın, büyük ihtimalle dediğim gibi yoğunluktan dolayı Mesela ama şey, şarkı mırıldanıyor musun evde hiç? Tam o şarkılardan bir tane mırıldan kendi bizi işte. şarkımdan birazcık mırıldansam. Olur. Demek ki o şarkıyı mırıldanıyor en çok. Tamam. Bu tam rap kısmı var. Oradan küçük bir mırıldanayım Fark isterseniz. Ama etmez. Hiç şöyle, fark etmez. şimdi sevenler olduğu kadar sevmeyenler de varsın. Affınıza da sığınıyorum. Sesimin çok güzel olduğunu hiçbir zaman iddia etmedim. Rica için yapıyorum. Aynen, kesinlikle. Ben rica ettim. Şey kısmı var şarkımda. Söyle söyle kim Lord. Gidip evde oyna pimpon. Herkes oldu düşman birden. Sanki başka iş yok. Dedikodu ispiyon. Sizin yalanlarınız bitmiyor gibi bir şey. Daha nasıl olsun? Gayet güzel rap için. Gayet iyi bir ses. Vallahi iyi bir ses. Hiç. Gayet güzel. Sadece çekindiğin için birazcık böyle şey yaptın. Hemen bitsin diye yaptın. Yoksa daha güzel olur ilerleyen zamanlarda diye tahmin ediyorum. Beni sevmeyenler dedim. Sevmeyenler derdi ne seninle? Sanırım yapamadıklarını yapıyorum. Değil mi? Peki hiç böyle ilk zamanlarda daha sinir olduğun zamanlar oluyor muydu? Cevap verme veya üzülme falan oluyor muydu? Ya şöyle, tabii ki psikolojik olarak çok fazla etkileniyoruz. Çünkü biz böyle hani 3-5 kişiye hitap edemiyoruz bildiğiniz. Siz bu işleri zaten biliyorsunuz. Ama milyonlara hitap etmek o kadar farklı ki. Çünkü ben pembe giysem pembeyi sevmeyip moru seven insanlar var. Mor giysem mor değil pembeyi isteyen insanlar var. Yani insanlar hep bir şeyler söyler. Hep başka şeyler ister. Ben A desem insanlar Z'yi isteyecekler. Z desem B'yi isteyecekler gibi. Bu tabii ki bizi yıpratıyor. Daha yani şöyle söyleyeyim. Çok yoruyor bizi. Ama işte onların beklentilerini sağlamak da bana zevk veriyor. Yani çok zevk alıyorum. Hani bugün ben bunu yaptım mesela. Yarın bana Buray'la da canlı yayın açacaklar, misal veriyorum. Ben üzüleceğim, üzüleceğim, üzüleceğim ama Oray'la da yayın açınca çok zevk alacağım. Çünkü ben onların da beklentisini karşılamış olacağım. Misal veriyorum tabii ki. O şekilde çok fazla tabii ki benim krizlerime sebep olan linçler yedim. Ama linç yemeyen mi var, değil mi? Peki hala yiyor Ve musun yakın zamana göre? Şimdi daha mı artık vuruyor geçiyor mu? Yani hiç umurunda olmuyor mu? yani umursamamak çok imkansız. TikTok gibi bir platformdaysanız özellikle. Ama evet, çok ağır linç yiyorum ben ya. Zaten şarkıyı Hakir'e çalışmamın sebebi de bu olabilir. O da çok linç yiyen bir rapçi. Ben de çok linç yiyen bir fenomen olarak dedim ki biz beraber çalışmalıyız. Destek alıyor değil mi insan? Destek oluyor, güzel.
Evet ya, çok iyiydi gerçekten. Bence şöyle, yani tabii ki linç her insanı büyütür. Ama fazlası da psikoloji bozuyor şimdi. Ya çok bilmiyorum, kale alınıyor mu çok linç ya? Ben Bir süre sonra ne kadar umursamaz olursanız olun, ben öyleydim. İlk başta hiç umurumda değildi. Ama bir süre sonra kendinize şey düşünüyorsunuz. Neden ben yetemiyor muyum? Neden yetişemiyor muyum'a giriyorum. ama şimdi Kendimi şöyle bir şey, eksik hissettim. yani 14 yaşında çocuğun da elinde o klavye var. 25 yaşında evden çıkmamış ruhsal problemleri olan birinin de elinde o klavye var. Asıl yoran kısım da bu. Onları anlatamıyorum. Seni gerçekten çok seven insanların da var. Şimdi o yüzden de hani o olduğu için ben çok önemseyeceğini düşünmüyorum. Yani yüz yüze olsa, bak şimdi şöyle olsa, hani 8-10 parça ekran bölünse ve 9 kişi sana saldırsa, dersin ki evet kardeşim benimle derdiniz ne dersin? Kişilerde baktın sağlıklı insanlar. O zaman dersin, ama böyle yazılarda çok kale almıyor diye düşünüyorum birçoğu artık. Doğru, mantıklı. Aynen. Mesela bazen burada da saçma sapan yorumlar geliyor. Hiç bana çok saçma geliyor yani. Yazık. Ellerine yazık, değil mi? Ellerine yazık. Çok Evet. yoruluyorlar Şimdi işte, sıkıntı orada. yorulmayın diyoruz ama kendilerini yoruyorlar. Evet, ama bu şarkın gerçekten çok beğenildi. Daha çok erken, 6 gün oldu ve 3 milyon izlendi, ama çok erken olacak bu soru, ama var mı böyle yeni projeler, düetler vesaire, böyle birileriyle sürpriz projeler? Şimdi hiç asla asla deme geldi aklıma. Şimdi şöyle bir düet düşünmüyorum çünkü gerçekten sesim hiçbir zaman güzel olduğunu iddia etmedim, edemiyorum. Çünkü gerçekten güzel olmayan bir sesim var. Bu belli bir kere. O yüzden kimseyle düet atmak istemiyorum. Hani bilmiyorum neler olur ileride. Ama ikinci bir projeyi şu anda aklımda düşünüyorum. Henüz gerçekleştirmeye yönelmedim hiç. TikTok içerisinde böyle bir diss yapmak istiyorum. Süper. Bu arada sesin güzel mi değil mi anlayamadıktan. Mesela Sezen Aksu şarkılarını sever misin? Çok severim ama yani eğer söyle Hangisi derseniz. mesela? Aa, ben bu arada çok hafızım kötü bir insanım. Şarkı mesela mırıldanırsanız onun ismini Hayır, ben de söylerim size şimdi ama şu an hatırlayamam. Sezen Aksu deyince bilemiyorum. Küçüğüm daha Evet. çok. Mesela. Biraz mırıldansana. Aa, ama böyle Çok, şöyle olunca. yap. Küçüğüm. Konuşma şeyiyle yap. Küçüğüm daha çok. Küçüğüm bu yüzden bütün. Söylerken yüzünü göstermiyor ki, ben söylemedim onu arkadaşlar, canlı yayında güzel şekilde orası bölünür kesilirse. Yo, güzel. Yani berbat bir ses değil yani, güzel bir ses. Sadece çok çekiniyorsun, söyleyeyim. Çok aşırı çekiniyorsun. Boş ver, çekinme. Ben çok ünlü bir ismi biliyorum. Türkiye'de çok ünlü bir isim. Eski röportajlarında ay sesim güzel değil dedi. Sonra sahnelerden ayrılmadı. Sahnelere çıktı. Yurt dışı sahneleri falan tanıyan bilen bilir. Çok ünlü bir isim. Sonra oradan yıllarca para da kazandı. Şöhret de devam etti diyelim. Yani hiç belli olmuyor o yüzden. Devam etsen. Peki hani böyle oyunculukla aran nasıl? Oyunculukla. Ya ben çok istiyorum oyunculuk yapmak ileriki zamanlarda inşallah. Tabii ki bunun eğitimlerini tamamlayıp ondan sonra devam etmek. Var mı Çok böyle bir eğitim istiyorum. başlangıcı düşüncen vesaire? Evet, şu an başlangıç düşüncem birkaç aydır var ama asla faaliyete sokamıyorum. Birkaç işim olduğu için onları önce halledip sonra başlamak istiyorum ki böyle tam kafam rahat olsun ve kendimi adapte edebileyim. Süper. Bu arada liseyi dışarıdan okuyormuşsun. Lise Evet. bitmiştir. Bitmedi mi? Bitecek inşallah. Ya şöyle, benim derslerim gerçekten, ben iyi bir öğrenciydim aslında ama okulu bırakmak zorunda kaldım. Hı. Bu biraz ailevi problemlerden dolayı oldu. Hı. Şu anda evet dışarıdan okuyorum, açık öğretim. Var mı böyle düşüncen işte üniversite okumak vesaire? Tabii ki tabii ki. Ya şimdi Bence eğitim şöyle. bir adım Hı. öncelik. Yani eğitim çok güzel bir şey bence ve ben üniversitede bitirmek istiyorum. Allah da nasip ederse liseyi bitirip üniversite. Ya insanın kendini yetiştirmesi ayrı bir şey, üniversite de ayrı bir şey aslında. Evet. Ama insan kendini yetiştirmek istiyorsa üniversiteye gitmeden de yetiştirir. Ama tabii ki de üniversitede ayrı bir şey
vizyon katıyor biliyor musun? Evet. Ayrı bir misyon katıyor. Onu da tatmak önemli yani. 2 senede olsa. Yani 1 sene gidip 2 sene gidip hani devam ettiremedim işler çok para kazandım deyip bırakanlar var. En azından o üniversiteyi tatmak çok önemli. Son olarak çok güzel bir programdı. Enerjin çok güzel. Çok Başarılar diliyorum teşekkür sana. Buradaki izleyicilerine neler demek istersin son olarak? Çünkü burada seni devamlı hayran kitlen de şu an takip ediyor seni ama bir yandan da yeni izleyiciler de var seni yeni tanıyanlar. Neler söylemek istersin? Yani neler söylemek isterim? Ben her zaman beni seven ve benden bir şeyler bekleyen insanlara her zaman ya kendimi kanıtlamak için onların beklentilerine karşılık işler yapmaya çalışıyorum ve sizler için uğraşıyorum. Aynı zamanda her zaman bir tık üstüne çıkmaya çalışıyorum yaptıklarımın. Tekrar etmek istiyorum beni yeni tanıyanlar için, bu yayında tanıyanlar için. Ben şarkıcı değilim ve bir şarkıcı kimliğim yok. Verdiğim bir sözü tuttum takipçilerime ve çok mutlu olduk biz. Hep beraber mutlu olduk. Size de iyi ki tanıştım. Teşekkür ederim. Sağ ol, ben teşekkür ederim. İyi ki katıldın programımıza. Bundan sonra seni daha da çok takip edeceğim. TikTok'tan güzel videolarını ve aynı zamanda YouTube'dan içeriklerim var tabii ki Evet. de. Şarkında başarı sağladı. Valla birçok insan bak birçok şarkıcı denilen, şarkıcıyım diyen kişiler yani 2,5-3 milyonu öyle zor buluyorlar. Bu da bir handikap mı? Nedir? Nerede hata yapılıyor? Bunu da tabii iyi düşünmek lazım, değil mi? Bence de. Kendine çok iyi bak. Siz de kendinize Görüşürüz. çok iyi bakın. Sen Görüşürüz. gitmeden şunu söyleyeyim. Yarın da sevgili Gökhan Akar bizlerle birlikte olacak. Bir de SMA hastası kardeşimiz var. Ona bir şey çekeceğiz. Canlı yayın yapacağız. Tamam. Yardım toplayacağız. Pazar günü, pazartesi günü yayınlarımız devam ediyor. Birbirinden özel konuklarımızla Müzik Oneri ve Cüneyt Liktaş'ı takip etmeyi unutmayın. Sana da tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendine Ben çok çok iyi bak. teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Sen kendini çıkarırsan sevinirim. Tamam. Arkadaşlar ben bu arada Instagram'da yenileme yaptım ama hala bu X kısmı yok. Arkadaşlar görüşürüz. Cüneyt Diktaş'ı takip etmeyi unutmayın. Bakın. Cüneyt Diktaş. Ve Müzik Onir. Bak yazdım oraya Cüneyt. Ya tutayım şöyle. Tuttum. Evet arkadaşlar yarın sevgili Gökhan Akar bizlerle birlikte olacak ve SMA hastası bir kardeşimiz için yardım toplayacağız. Pazar günü yine bir konuğum var. Pazartesi radyocu konuğum var. Kimleri bu zamana kadar ağırlamışız? Oğuzhan Koç, Funda Arar, ondan sonra ya bir Tarkan, bir de Ajda Pekkan hariç Gökhan Türkmen herkesi ağırladık. Onları da izleyebilirsiniz kaçırılan yayınları. Çünkü o kadar çok izleyicimiz var ki bunlara da iletmiş olalım. İyi akşamlar. Güzel bir hafta sonu şimdiden diliyorum. Bay bay.